Meryem Uzerli, Türkiye onu bir diziyle tanıdı. Adı bir dönem tükenmişlik sendromuyla da özdeşleşti. Ama güzel oyuncu, şimdilerde enerjik halleri, dansları, yerinde duramayan deli dolu halleriyle dikkat çekiyor. Meryem Uzerli bu sıralar rol aldığı sinema filmiyle de gündemde. Filmde dolandırıcı göze rolüyle sinema severlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Meryem Uzerli'nin 13 Ekim'de vizyona girecek olan ve başrolünü Kenan İmirzalıoğlu ve Haluk Bilginer'le birlikte paylaştığı Cingöz Recai filmindeki performansı da merak konusu. Sen hırsız falan değilsin. Açık konuşalım. Biz hepimiz hırsızız. Tuzaklı işler. Bayılırım. Rica ederim. Ben ahlaklı ve dürüst bir hırsız. Bir türlü karar veremiyorsun. Ama hak etmeyen bir Allah'ın kuluna elime bile sürmem. Ben soylu eşkıyanın peşindeyim. Her zaman. Bir zayıf noktası var. Benim bir adım var. Cingöz Recai. Ünlü oyuncunun dizi projeleri ise bu sıralar pek de iyi gitmiyor. Son olarak Oktay Kaynarca ile rol aldığı diziden ayrılan güzel oyuncu, ayrılmadım, atıldım açıklamasıyla kafaları bir hayli karıştırdı doğrusu. Meryem Uzerli, aşk hayatıyla da magazin sayfalarını süsleyen bir isim. Geçtiğimiz haftalarda eski sevgilisi Ozan Güven'in fotoğrafının altına kalp emojisi bırakan güzel oyuncunun Ozan Güven'le yeniden barıştığı iddia edilmişti. Meryem Uzerli bu iddiaları yalanlayarak aracına yöneliyor. Ozan Bey, yok. Meryem Hanım, tekrar bir barışma gibi. Yok, öyle bir şey yok. Eskiden sadece arkadaşlar. Yorumu soralım. Yok, sadece arkadaşlarız. Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen ve geçtiğimiz aylarda Mısırlı Bazel Alzaro'ya Türkçe dersleri veren Meryem Uzerli... Sizi çok çok seviyorum. Geçtiğimiz günlerde ise bir otele girerken birlikte görüntülendi. Flaşlar karşısında şok olan güzel oyuncunun şimdilerde Mısırlı yıldızla aşk yaşadığı öne sürülüyor. Bu arada ilginç bir iddia daha atıldı ortaya. Bugüne kadar İstanbul'da hep otelde kalan Meryem Uzerli'nin İstanbul'da ev baktığı konuşuluyor. Etiler'de değeri 5 milyon lirayı bulan bir rezidansa taşınacağı iddia edilen Meryem Uzerli ile ilgili bu gelişmenin Mısırlı Bazel Azaro ile aşk iddialarının üzerine gelmesi akıllara Meryem Uzerli nikah masasına oturmaya mı hazırlanıyor sorusunu getirmedi değil. Bugüne kadar Almanya ve Türkiye arasında mekik dokuyan Meryem Uzerli'nin ilk kez İstanbul'da kendine yerleşik bir düzen kuracak olması Meryem Uzerli'nin bu ilişkide ciddi düşündüğü yorumlarının yapılmasına neden oldu. Meryem Uzerli'yi başka bir gün sosyal sorumluluk projesinde görüntülüyoruz. Lara adında bir kızı olan Meryem Uzerli, çocukların annelere verilmiş bir hediye olduğunu söylüyor. Çocuklarımız en saf, en yardım ihtiyaç olan varlığımız, en hassas varlığımız ve Allah'tan bir hediye ve Allah bize bu dünyada güç ve bereket veriyor eğer çocukları korarsak ve yardım edersek ve çocuklar bizim geleceğimiz. Lara büyüdükçe hem davranışları hem de dış görünüşüyle günden güne Meryem Uzerli'ye benziyor. Bakın güzel oyuncu kendisini nasıl bir anne olarak görüyormuş. %100 ona sevgi göstermeye ve söylemeye çalışıyorum. Yani bana %100 güvenebilir. Yani bu dünyayı güzel tanıtmaya çalışıyorum. Tabii ki ben mükemmel bir insan değilim. Benim hatalarım var insan olduğum için. Ama umarım mutludur benim anneliğimden. Ağaç yaşken eğilir diyen Meryem Uzerli, kızına sadece dünyanın zenginliklerini değil, her yönünü göstermek istiyormuş. Onun yaşına göre her şeyi göstermek istiyorum. Yani mesela Berlin'de sokaklarda bir sürü insanlar sokaklarda yaşıyorlar ya da Türkiye'de ya da başka gezdiğimiz ülkelerde. Ve oraya bilerek gidiyorum onunla ve gösteriyorum. Bak onun yemeği yok ya da onun üstünde bir çadı yok. Bir sürü şeyler yani onun ne kadar farkında olduğunu
bu dünyanın farkında olduğunu olursa o kadar iyi olur benim yani onun için, benim için, dünyamız için, hepimiz için. Meryem Uzerli ile aynı organizasyona katılan Esra Oflaz Güvenkaya ise bu projeyle çocuklara ikinci bir şans sunulduğunu söylüyor. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Çünkü çok hayırlara vesile bir proje bu. Çocuk hakları ellerinden alınmış çocuklara biz ikinci bir şans sunuyoruz burada.